Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani piramit konusunda test ikinin çözümünü yapacağız. Kitabımızda sayfa numarası 252 ve 253'ü çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Taban çevresi 12 cm olan düzgün altıgen piramit. Hemen tabana şöyle bir altıgeni yapıştır bakalım. Sonra piramit yap bunu. Şöyle piramit tepede bir nokta aldım ve piramit de yapıyorum işte. Şöyle yaptım biraz eğri büğrü oldu ama idare ettim. Taban çevresi 12. Ay, 6 ya ya 6 ya böl 2. Bir kenar 2 yaptı. Hacmi de kaç? 12 kök 3 verilmiş. E o zaman ne diyeceğiz? Piramidin cisim yüksekliği. Arkadaş yükseklik tam altı şeklinde alıp herkese düşüyordu ama biz hacmi de biliyoruz. 12 kök 3 ne eşittir? Taban alanı 6 genin taban alanı neydi? 6 tane a kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik bölü 3 diye midir? Evet. E şu 4'ler sadeleşsin. Hocam 3'ler de sadeleşir. 2 yapar. Hocam köküçler de sadeleşir. 2 ile de 12 sadeleşse 6 kalır. H da buradan 6 olarak buluruz. Yani birinci soru denizli oldu. Geldik 2'ye. Yukarıda eşkenar üçgen dik prizma ile TDF üçgen piramidinin tabanları çakışık. Evet tabanları çakışıksa o zaman bak bunun tabanı bu. Bunun da tabanı bu. Tabanları çakışık piramit diyorsa o zaman bizim prizmamız bu. Piramitimiz de üstünde. Tamam bunu anladık. Şimdi diyor ki arkadaşım ne diyor? Piramidin hacminin 3 katıdır diye soruluyor. AD'yi de 6 vermişler bize. Arkadaş taban alanına A dersem taban alanı da burada A değil midir? Evet. Şimdi burada hiç A kare 3 bölü 4'e girmemize gerek yok bence. E burada birinin hacmi birinin 3 katı falan diyor ya. Ne? Prizmanın hacminin hacmi. Prizmanın hacmi. Prizmanın hacmi nedir arkadaşlar? Taban alan çarpı yüksekliktir. Aynı zamanda piramidin hacmi nedir? Taban alan çarpı yükseklik bilmiyorum. Bölü 3 değil midir? İşte bu piramidin hacmin 3 katına eşitmiş. Şu 3'ler gitti. A'lar gitti. H da buradan kaç geldi? 6 geldi. Cevap denizde oldu o zaman ikinci soruda. 3'e geldik. Oranlamalar verilmiş. Oranlamalara bakacağız. Valla oran isteniyor ya. Hiç böyle böyle A, B, C, D yazma. Oran, yazma oran var ya. Oran oran yerine sayı yaz. Burası 1, burası 2 yaz. FP uzunluğu 1, burası 2 verilmiş. BP. Sonra aynı şekilde buraya NF1 de Ondan sonra NK uzunluğu kaçmış? 2. Ee, bir dakika. NF ve NK'dan bahsediyoruz. NF ve NK'dan bahsediyoruz. Evet şurası 1 iken burası 2 olacak. Sonra MF ve EM'den bahsedeceğim. Aynı şekilde burası da 1 ise burası da 2 mi diyeceğiz arkadaşım? Evet. Burası 1 ise burası da 2. Şimdi ne diyor? Piramidin hacmi V1, küpün hacmi V2. Piramidin hacmi daha önce küpte de göstermiştik. Tabanı burası kabul edersem taban alanı çarpı yükseklik. Yükseklik burası oluyor. Burası dik burası dik olduğundan dolayı. Taban alanı 1 çarpı 1 bölü 2 çarpı yükseklik bölü 3 değil midir? Evet bölü. Küpün hacmi nedir? Küpün bir kenarda 3 yapmadı mı? Evet küpün bir kenarda 3 yaptı. Direkt 3'ün küpüdür. Yani yukarısı 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 bölü 3'den 1 bölü 6 yapar. Bölü o da kaç yapıyor? 27 mi yapıyor? Evet. O zaman 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 27. Şu 27 bölü 1 ya ters çevirip çarpıyorum. O zaman kaç yapıyor orası da? 1 bölü 6 kere de 42 12 162 mi yapıyor? Aynen öyle. Cevap böylelikle balık kesir yaptı. üçüncü soruda geldik dörde. Şekilde düzgün kare piramidi ve prizmanın tabanları çakışık vermiş. İşte bu tabanları tabanları şurada çakışık verilmiş. Pardon. Şu tabanları çakışık verilmiş. Sonra prizmanın üst tabanının köşeleri piramidin yan ayrıtları üzerinde olup FK bölü BC 1 bölü 4'tür. Fatma Kara neredesin? Şurası. 1 bölü BC'de 4'müş. Bizden sonuçta oran isteniliyor ya. Hiç öyle bir şey. K, 4K falan demeye gerek var mı arkadaşım? Yok. E burası 1 iken burası da 1. A hocam burada 1 bölü 4 benzerliği var. O zaman benzerlik oranı kaç? 1 bölü 4. Hatta burası e, işte K ise 1 bölü 4 oran olacak ya. Burası da 3K diyebiliriz aslında. Tamamının 4K olması için. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi TM bölü MA isteniyor bizden. TM neredesin? Ha tamam orada da aynı şey. Burada da 1'e 3, 1'e 4 oran olacak. Burası daha oldu. Ben de hacimler mi oranlanacak diye bakarken sadece sayılar oranlanacakmış. 1 iken 1 bir yazdım. Sonra 4 benzerlikten de çıkıyor işte. Buradaki 1'e 3, burada da 1'e 3 oranı oldu. E bizden de A bölü 3A isteniyor. Cevap 1 bölü 3 çıkar. Yani 4. soru C han çıktı. 5'e geldik. Evet şuradaki yükseklik isteniyor benden. Arkadaşım şu bir küp mü? Evet küp. Küpün hacmi nedir? Altının küpüdür. V su 6'nın kübü. Hocam burada nedir? Şimdi bir kenar 6 ya. Şurası 6 burası 6. Şuraya bir h diyelim istersen. Buranın da yüksekliği de zaten 6 olarak verilmiş. E V su aynı zamanda şu piramit artı burası. Piramitin hacmi nedir? Pi, e, piramitin hacmi nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. 36 çarpı h bölü 3 artı bir de bu 6'ya 6 bir de h'lık. 6 çarpı 6 çarpı h'lık prizma değil midir? Evet. E, o zaman burada 36 parantezini al. Bak burası e, 6 çarpı 6 çarpı 6 eşittir. Bu 36 çarpı 6 bölü 3. O da eşittir. 36 çarpı h ya. Bir de artısı da var. 36 parantezini al. 36'lar gidiyor mu? Gidiyor. Yani 6 eşittir. 6 bölü 3 kaldı burada. 2 artı haçtan. Haçı da buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Ve yalnız haçı 4 bulduk. E, zaten şuraya kadar kısmı da 6. 6 4 daha kaç yapıyor cevap? 10 yapar. O zaman 5. soruyu böylelikle denizde bulduk. Geldik 6. soruya. Yukarıda yüksekliği 12 cm olan üçgen piramit şeklindeki yaş pasta tepeden itibaren 4 cm ve 6 cm uzaklıkta tabana paralel iki düzlemle kesiliyor. Tepeden itibaren 4 cm buradan kestim bu uzakta. Bir de tepeden itibaren 6 cm uzaklıkta. Yani burası da 2 mi olacak o zaman? Tepeden itibaren 6 cm diyor. E tüm yükseklikte zaten kaçtı? Tüm yükseklikte zaten 12 idi. O zaman 6'sı buradaysa buraya da kaç kaldı? 6 kaldı. E ortada oluşan parça. Şimdi arkadaşlar burada benzerlik oranı var mı? Var. Hocam 4 bölü 2 bölü kaç? 4 bölü 2 bölü 6. Bütün hepsini aynı anda yazayım isterseniz. 4 bölü 2 bölü 12 pardon. Pardon 4 bölü 6 bölü 12 yapacak. Hatta hepsi birden sadeleşiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yani 2 bölü 3 bölü şu 2 bölü 3 bölü 6 yapıyor. Bunun kübüne bakalım arkadaşlar. 8 bölü 27 bölü kaç yapıyor? Altının kübi de 216 yapıyor. Yani şurası 8V iken şunun tamamı 27V yapacak. Hocam burası 27V olacaksa eğer şurası 27V olacaksa eğer buraya ne kaldı? 19V kaldı. Tamamı da kaç? Tamamı da 216V. 216V'den de 27V'yi çıkartırsam burayı bulurum ama gerek yok buraya. Çünkü 19V'nin ne oranı? Tümün oranı isteniyor. 216 V oranı isteniyor. Cevap böylelikle 19 bölü 216 çıkar. 6. soruda. Evet. Dikkat et. Tepeden itibaren 4 birim ve 6 birim uzakta kesiliyor diyor. Oradaki cümleye dikkat. Tamam. 6. soru balık kesir. Geldik 7. soruya. Aşağıda şekil 1'de karedik piramit biçimdeki içi boş bir kap verilmiş. Bu kap taban düzlemine paralel biçimde kesildiğinde şekil 2'deki gibi iki parça elde ediliyor. Şekil 2'de elde edilen küçük piramit ile kesik piramit olan kap su ile tamamen dolduruluyor. Hmm. Arkadaşım. BC bir abi. 26. E, tamamı dolu halde 26 defa kullanılmıştır. Aa, Şu küçük kapla. Bunun tamamını dolduracağım. Yani buraya ben V dersem. O zaman bundan 26 defa buna dolduracakmışım. 26 defa buna doldursam buraya 26 V olur diyor o zaman. Yani şurası V iken burası 26 V olacak diyor bize. Arkadaşlar benzerlik oranının kübü hacimler oranı eşit işte, değil miydi? Evet. O zaman hacimler oranı hacimler oranı V bölü 26 değil. Dikkat et. V bölü tamamı 27 V. Yani bunun küp kökünü alacak olursam eğer 1 bölü 3 bu çıkar? Evet. O zaman benzerlik oranımız da 1 bölü 3. Benzerlik oranı küpü hacimler oranı eşitse hacimler oranı küpü de ya yani küp kökü de benzerlik oranı eşittir. 1 bölü 3 benzerlik oranı yani A ise burası 3A olacak. O zaman buraya 2A kaldı. BC bölü AB isteniyor benden. BC bölü AB o zaman ne çıkıyor? 2A bölü A'dan 2 çıkar. Cevap balık esir oldu. 7. soruda. 8'e geldik. Hmm, kat kat açacaksın kardeşim. Bu düzgün kare piramitte BTC açısı 22.5. Bu üçgenlerin hepsi aynı üçgen değil mi kardeşim? Aynı üçgen. İlk üçgenimiz bak B'den başlayıp şöyle geliyor. İlk üçgenimiz şöyle olsun mesela. Tamam. İlk üçgen böyle. Burası 22.5. Tamam. Eyvallah. Ve ben Açacağım. Bak burası BC. Sonra yanındakini açayım. Öbürü %'den gidiyor. Yanındaki üçgen açayım. Şöyle. Burası da 22.5 ve şu kenarlar eşit ya. E, burası da eşit oldu. Aynı şekilde yanındakini açayım şimdi. Yanındaki de şu değil mi? AD. Evet. Şu CD'yi açtım. Sonra DA'yı açtım. E, sonra bir daha yanındakini açacağım. Şöyle bir daha yanındakini açınca da ne geldi arkadaşım? Sonra AB. Bak AB geldi. Bak 22 buçuk 22 buçuk burası da 22 buçuk burası da 22 buçuk toplamda burası 90 derece mi yaptı? Evet hocam toplamda 90 derece yaptı ve ben TC'yi biliyorum 4 burası e, burası da 4 burası da 4 burası da 4 burası da 4 olacak. Yani şöyle bir şey çıktı B'den başlayıp B'ye gidecek 4 4 ise burası x kenar dik üçgenden 4 kök yapar mı? Yapar. Yüzey sorusu yine ne yapıyoruz? Açıyoruz. 8. soru Denizli çıktı geldik 9'a. Sözel bir soru. Rabia alanı 1024 birim kare olan kare biçimindeki kağıda. 1024 neyin karesi? Onun karesi. Ondan başlasın mı ya? 300'den başlasak, 30'dan başlasak 900 yapıyor. Ee, 32 galiba. Değil mi? 32. 32. Kesin 32. Evet. Rabia alanı 1024 birim kare olan kare biçimindeki kağıda. Evet. Şöyle bir kağıt. Bir kenarı 32 yapacak. Tamam. Sırasıyla. Ee... Aşağıdaki işlemleri yaparak bir dik piramit yapacakmış. Kağıdın kenarlarının orta noktalarını işaretliyor. Hadi bakalım orta noktalarını işaretleyeyim kağıdın kenarlarını. Sonra ne yapıyor? Kağıdın kenarlarının her birinden onar birim uzunlukta iç bölgesine kadar bir kare daha çiziyor. Kağıdın kenarlarının her birinden onar birim uzaklıkta iç bölgesinde ha her birinde onar birim uzaklıkta. Şöyle bir tane daha kare çizeceğim içeride. Bak bak. Ama 11'im 11'im olacak. Dikkat. 11'im uzaklık. Şurası 11'im. Burası da 11'im olacak diyor. E karenin bir kenarı 32 ya. 10 10 20 ise buraya kaç kaldı? 12. E hocam burası da aynı şekilde. 11'im 11'im. Buraya da 12 mi kalıyor? Evet. İçerideki karenin bir kenarı kaç yaptı? 12. Yaptı. Devam edelim. İç bölgede elde ettiği karenin her köşesinden büyük kağıtta işaretlediği orta noktalardan en yakın olanlarına doğru doğrusal kesim yaparak Dış tarafta olan kısımları atıyor. Tamam. Şimdi buradan her bir köşeden kendisine yakın olanlara gidecek. Bak kendisine yakın olan. Şu orta nokta yakın. E burada bu orta nokta yakın. Aynı zamanda burada bu orta nokta yakın. Aynı zamanda burada bu orta nokta yakın. Burada bu orta nokta. Burada bu orta nokta. Burada bu orta nokta. Burada aynı zamanda şu orta nokta yakın. E tamam bitti o zaman. Sonra kağıdın geri kalan kısmını atıyor. Yani elimizde şu kağıt kaldı. E tamam. Piramitin açılımı geldi zaten karşımıza. Son olarak kağıdın e, kağıt parçasından ilk kağıdın orta noktasına gelen uç kısımları katlayarak kare piramit tamamlıyor. Evet şunları da tamamlıyor. Yani şöyle bir kare piramit yaptık kardeşim. Tabanı bir kenarı 12 olan ve ben şurada şunu biliyorum bu arada. Şuradaki şuradaki mesafeden 10 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Yani ben burada ne biliyorum? Yan yüz yüksekliği yani üçgenin yüksekliği değil mi orası? Evet buradaki uzaklık 11'im. Yani yan yüz yüksekliğinin 11'im olduğunu biliyorum ben. Çok güzel. E burası 10. Hocam burası da 6 burası da 6 değil mi? Evet. Şimdi elde edilen piramidin yüksekliği nedir diye soruluyor. Hocam yüksekliği çizersem şöyle çizeyim bakayım yükseklik. Yükseklik alttaki şeklinde ağırlık merkezine düşecekti. A yan yüz yüksekliği de varsa dik çiz dik çiz dik çiz yapıyorduk. Hocam burası 12 ise burası 6 yapmaz mı yapar? E burada Pisagor bağıntısı 6 10 ne 3 kere 6 8 10 üçgeninden yükseklik böylelikle 8 çıkar. Artık bundan sonrasında neyi sorarsa sorsun. Alanı sorsa rahat bir şekilde yapardık hacmi sorsa taban alan çarpı yüksek bölü 3 deyip yine hacmi de rahat bir şekilde yapardık. Ya bundan sonra ne sorarsa sorsun zaten her şeyi rahat bir şekilde yapardık. Yüksekliği sormuş. yüksekte 8 çıktı. 9. soruyu denizde bulduk. Böylelikle bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki test yani 3. testte görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.